Ritmik masaj tedavisi bugün kullanılan şekliyle 1980'li yılların başında Çinli bilim adamı Profesör Zeng tarafından tanımlanmıştır. Çin'de yapılan uygulamalarda çok başarılı sonuçların görülmesi üzerine bu bilim adamı Amerika'da Stony Brook University Hastanesi'ne, New York'ta bulunan hastaneye davet edilmiş. Bir yılı aşkın bir süre orada bu uygulamaları yapmıştır. Amerikalı doktorların da tedavinin yararlı etkilerine tanık olmasından sonra 1995 yılında FDA onayı almıştır ritmik masaj tedavisi. Aslında bu tedavinin tıp alanındaki adı ritmik masaj değil de EEGP tedavisi. İngilizce Enhanced External Counterpulsation sözcüklerinin baş harflerinden EEGP tedavisi diye tanımlanıyor. Tıp kaynaklarında incelenecek olursa böyle aranması lazım. Ama Türk halkı için EEGP muğlak ne olduğu belli olmayan bir tedavi olduğu için ben tedavinin nasıl uygulandığını öne çıkaran ritmik masaj tedavisi tanımlamasını tercih ediyorum. Ayrıca bu tedavi doğal bypass tedavisi, natural bypass terapi diye de tanımlanıyor. Bu da onun en önemli özelliğinin kalpte damar ağını zenginleştirerek doğal bypasslar oluşturması nedeniyle bu terimde kullanılıyor. Yani EEGP tedavisi, doğal bypass tedavisi, ritmik masaj tedavisi aynı tedavilerdir. Ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde ileri teknoloji ürünü olan tedavi yöntemlerine ve teşhis yöntemlerine daha çok rağbet vardır. Örneğin koroner kalp hastalığında bypass ameliyatları, balon stent tedavileri ülkemizde de çok yaygın kullanılmakta. Bu uygulaması basit, riski olmayan ama çok yararlı etkileri olan ritmik masaj tedavisi göz ardı edilmektedir. Bu gelişmiş ülkelerde de böyle, ülkemizde de böyle. Bu amaçla, yani buna karşı gerek dünyada gerek de ülkemizde farkındalık yaratmak için, hem doktorlarda hem de hastalarda farkındalık yaratmak için geçen yıl Ekim ayında Çin'de düzenlenen 3. Uluslararası EEGP simpozyumunda Uluslararası EEGP Derneği de kurulmuş oldu.